gündemle devam ediyoruz yayınımıza. Sevgili seyirciler, demokratikleşme paketinde Roman vatandaşlar da unutulmadı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kuruyoruz dedi. Enstitü, Roman vatandaşlarımızın dil ve kültürleriyle karşılaştıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapıp çözüm üretme amacı taşıyacak. Biz de Aydın'a uzanacağız. Şimdi TRT Haber muhabiri Yusuf Eser konuklarıyla işte bu konuyu ele alacak. Sözü vakit kaybetmeden Yusuf Eser'e ve konuklarına bırakıyoruz. Teşekkürler Anda Özmen. Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi'ndeyiz. Pek çok izleyicimiz niçin burada olduğumuzu merak ediyordur. Hemen söyleyelim. Adnan Menderes Üniversitesi hali hazırda Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik kurulan Türkiye'deki ilk ve tek merkezi, Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni bünyesinde barındırıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratikleşme paketinde açıkladığı 2009 yılındaki Roman Çalıştay'ın sonrasında başlatılan çalışmalar neticesinde merkez Nisan 2011'de hizmete girdi. 2 yılı aşkındır faaliyetlerini sürdürüyor. Yanımızda merkezin müdürü Profesör Doktor Didem Evci Kiraz bulunuyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Çok mutluyuz sizi kampüsümüzde gördüğümüz için. Sağ olun efendim. Biz de mutlu olduk. Dün açıklamaları dinledik. Demokratikleşme paketi içerisindeki en dikkat çekici maddelerden, başlıklardan biri de Roman vatandaşlarımıza yönelik düzenlemeler ve aynı zamanda Roman Dil ve Kültür Enstitüsü'nün kurulması planlanıyor. Bu konuya geçmeden Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ne demektir? Ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Dilerseniz öncelikle sizin merkezi tanıtarak başlayalım. Teşekkür ederim. Evet, siz de söylediğiniz gibi 2009 bir büyük olay oldu. Bundan sonraki dönemde biz de Aydın'da Roman vatandaşlarımızla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyorduk. Ben bir tıp mensubuyum, halk sağlığı uzmanıyım. Sayın Valimizin görevlendirdiği bir çalışma grubumuz vardı. Aydın'da Ilıcabaşı bölgesi ve tüm Aydın'ı kapsayan Roman vatandaşlarımıza yönelik bir çalışma yapabilir miyiz diye bizleri görevlendirmişti. Böyle bir çalışmayı zaten sürdürüyorduk. Alan çalışmalarımız vardı. Tam bu aşamada gerçekleşen bir olayla biz ne yapabiliriz diye konuşmaya başladık. İlk etapta akla gelen fikir bir enstitü kurulması çalışması yapılmasıydı. Enstitü biraz akademik camiada düşündüğümüzde daha üst seviyede bir aşama. Yani akademik personel yetiştirmeye yönelik olan bir aşama. Biz yaptığımız çalışmalarda şunu gördük. Romanların da bizimle birlikte çalışacağı, onların söyledikleri, onların belirledikleri önceliklere yönelik akademik hayatın yönlenmesi gerektiğine inandık. Onun için ilk olarak Araştırma Uygulama Merkezi kurmaya karar verdik. Ve 2010 yılında bununla ilgili yönetmelik çalışmalarına başladık. Nisan 2011'de de resmi gazetede Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Araştırma Uygulama Merkezi yönetmeliğimiz yayınlandı. Bana da bu merkezin müdürlüğü görevi verildi ve böylece başladık. Güzel 7 kişilik bir akademik yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Arkadaşlarımız sosyoloji, felsefe, tıp ve eğitim alanında kendi alanlarında uzman kişiler. Hayatın birçok alanını kapsayacak şekilde bir akademik kadro oluşturuldu. Aynı şekilde, ama bu yeterli değildi tabii ki. Araştırma uygulama merkezlerinin şöyle bir serbestliği var. Danışma kurulları ve çalışma grupları diye kategoriler oluşturabiliyoruz. Danışma kurullarına sadece akademisyen olması gerekmiyor. Bu konuya gönül vermiş, bu konuda çalışma yapmış insanlar bize danışmanlık verebiliyorlar. Biz bu şekilde tüm Türkiye'ye duyuruya çıktık. Bir mektup hazırladık. Sizleri aramızda da görmek istiyoruz dedik. 81 ilin valiliklerine, tüm üniversitelere, bu konuda belirlediğimiz temel isimlere bu mektupları yolladık. İnternette yayınladık, bakanlıklarımıza yolladık ve 100'e yakın isim bize geri dönüş yaptı. Bu konuda çalışmak istiyoruz diye. Ve 12 Haziran 2012'de de ilk büyük toplantımızı gerçekleştirdik ve 85 kişilik bir katılım oldu. Gelemeyenler danışmanlar grubunda yer almak istediklerini belirttiler ve şu anda 60 kişilik bir danışmanlar ekibimiz var. Bunlarla da en son 12 Haziran 2013'te 12 Haziran'ı sabitledik. Yine bir toplantı yaptık ve 10 tane çalışma grubu oluşturuldu.
2013 Haziran'daki toplantıda bu çalışma grupları kendi aralarında başkanlarını, raportörlerini belirlediler. Hangi konularda çalışabileceklerine ilişkin öncelik belirlediler. Bu sadece Aydın genelinde yapılan bir uygulama mı yoksa tüm Türkiye'yi kapsayan bir araştırma mıydı? Tüm Türkiye'yi kapsıyor. Bizim şimdi danışmanlarımızın her biri farklı illerden, farklı bölgelerden. Çalışma gruplarımız da aynı şekilde farklı gruplardan oluşuyor. Burada çok önemli bir şey, sivil toplum kuruluşları, federasyonlar, yeni kurulan federasyonlarımız, bilim adamlarımız, yeni bu konuya başlamış olan öğrenci arkadaşlarımız çok heyecan verici bir grupla beraberiz. Bakanlıklar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. En baştan beri zaten onlarla beraber çalışmaya başladık. Bu çalıştayı düzenleyen bakanlığımız, Sayın Bakanımızla birlikte başlayan süreç hep yakın temasta olduk. Danışmanları bize çok yardımcı oldular. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bu tek başına hani Adnan Menderes Üniversitesi olarak ya da tek başına bir müdürlük olarak yapılacak bir iş değil. Herkesin katılımı önemli. Özellikle de bu konuya ihtiyacı olan, öncelikleri belirleyebilecek insanların bu çalışmanın içinde olması. Ama zor bir alan. Yani şu baktığımız zaman romanların tarihsel gelişimine hep göçebe hayatı yaşamışlar. Roman kültürü dediğimiz zaman da hani aklımıza ilk gelen hemen müzik, eğlence, darbuka, davul, zurna. Bu mudur roman kültürü? Başka neler barındırıyor içerisinde? Bununla sınırlı değildir, değil mi? Belki Abdülbey daha farklı şeyler söyleyecektir bu konuda ama evet öyle tanıyoruz. Ve bazen ben de diyorum ki yani ne kadar mutlu insanlar, biz de keşke kendimizi bu kadar mutlu hissedecek yaşam ortamlarını sağlayabilsek diyorum. Ama sadece bununla kısıtlı değil. El sanatları, kültürlerine yönelik çok farklı alanlarda sanatsal faaliyetleri var. Bunları biz sadece bizim merkezimiz değil, bununla ilgili yapılan uluslararası çalışmalara da katıldık. Oralarda sergiler açıldı. Orada bütün bunların kanıtlarını gördük zaten. İmkan vermek, bunları önünü açmak önemli diyorsunuz. Çok önemli. Bunları tespit etmek, bununla uğraşan kişileri gönüllendirmek, teşvik etmek önemli. Bir de dilleriyle ilgili de yani uluslararası toplantılarda çok ilginç sahnelerle karşılaştık. Birbirlerini çok rahatça anlayabiliyorlar. Ne dili, roman dili? Yani ben yanlış bir telaffuzda bulunmayayım. Romanca konuştuklarını söylüyorlar tabii, bize söyledikleri o. Ama tabii kendi aralarında dilleri de kategorileri ayrılıyor. Farklı ülkelerde farklı şekilde konuşulan diller var ama kendi aralarında anlaşabiliyorlar. Dile girmişken işte Sayın Başbakanımızın açıkladığı Roman Dili ve Kültür Enstitüsü. Evet. Bu enstitü neler kazandıracak? Yani böyle bir enstitünün hayata geçirmesi Roman vatandaşlarımızın hayatını nasıl değiştirecek? Şimdi bizim 2010 yılından beri yaptığımız çalışmalarda çalıştaylarımız oldu. Küçük gruplarla çalışma imkanlarımız oldu. Burada gördüğümüz bütün toplumun genel şikayetleri söz konusu. Hani istihdam yaptığımız çalışmada ilk sorun olarak ortaya çıkıyor. Eğitimde karşılaşılan sorunlar, sağlık hizmetlerine ulaşımda karşılaşılan sorunlar. Barınma ihtiyacı da. Barınma ihtiyacı aynı şekilde. Temel yaşam koşullarının düzeltilmesi diyebiliriz hepsine beraber. Ama bunun yanında şu anda bize başvurmuş olan roman tarihiyle ilgili bir temel kitabın tercümesini talep eden grubumuz var. Bir lügat çalışması kendince yapmış olan bir kişi var. Bu lügat çalışmasının geliştirilmesini isteyen bir grup var. Gibi dillerine ve kültürlerine yönelik olarak temel çalışmaların yapılmasında büyük ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bunun için de biz çalışma gruplarımızda kültür, sosyal yaşam ve sanat çalışma grubu ve arşiv dokümantasyon çalışma gruplarını da oluşturmuş durumdayız. Yani bunlar bir kere tespit açısından oldukça önemli değil mi? Mesela doktorda da aynı şekilde her hastaya aynı tedavi yöntemi uygulanmaz. Anatomik özelliklere göre değerlendirilir. Bu dil ve kültür
tarih aynı zamanda. Tarih demişken roman tarihiyle ilgili olarak kısaca bilgi verebilir miyiz? Romanlar kimdir? Nereden gelmişlerdir? Bu soru beni zorlar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ben bu konuda bu konuda yapılan çalışmaları esas... Ama enstitü içerisinde bunların da herhalde çalışmaları yapılacaktır. Hem dil evet. konusunda hem kültürel konularda ve aynı zamanda Türkiye'deki Roman vatandaşlarımızın sayısı hakkında bir bilgi var mı, biliyor musunuz? Bunun net bir sayısı var mıdır? Kaç kişi yaşıyor? İlk Roma merkezi kurduğumuzda bir televizyonda yaptığım açıklamayı söylemek istiyorum, tekrar etmek istiyorum. Biz bu merkezi, bu sorduğunuz soruların cevaplarını bulabilmek için kurduk. Nedir? Mevcut durumu tespit etmek istiyoruz. Yani Türkiye'de ne kadar Roman vatandaşımız vardır? Aydın ölçeğinde onun gibi küçük bir çalışmayla başladık zaten. Sadece işte Ilıcabaşı mevkiinde değil yaşayan Romanlar. Bütün her yerde, Aydın'da herkes yaşıyor. Onlar da beraber yaşıyoruz. Bunu tespit etmek istiyoruz. Tüm Türkiye için de aynı şekilde Roman kültürüyle ilgili yapılan bizim en büyük amaçlarımızdan birisi tarih, kültür, dil, bugüne kadar alanda yapılmış tüm bilimsel çalışmaları arşivlemek istiyoruz. Neden? Bir gün sizin gibi bu soruyu soran birisi geldiğinde evet şu belgeye dayanarak biz diyebiliriz ki Türkiye'de 2.750.000 Roman vatandaş yaşamaktadır diyebilelim. Ama şimdi bütün afaki sayılar yaklaşık 3 milyon diyoruz. İşte böyle söyleyip gidiyor. İhtiyaçları da kategorilendirmiş olarak bu merkezde yer alsın istiyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sayın Başbakanımızın bu paketle birlikte yaptığı bu açıklama enstitüleşmeye götürme ya da daha önemlisi dil ve kültür alanında demesi bizim merkezimizi ve bilim adamlarını çok rahatlattı. Çünkü dil ve kültür çalışmak, dil ve kültür alanında çalışmalar yapmak çok zor. Neden? Bir devlet politikasına dayanıyor. Eğer devlet politikası olmazsa, destek olmazsa, bir araştırmacı olarak sadece kendi alanınızda sınırlı kalırsınız. Bunu yayınlayamazsınız, bunu çoğaltamazsınız, dağıtamazsınız belki. Sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Para bulamazsınız, bir fon kaynağına başvurursunuz. Size derler ki bu çok önemli değil, buna para veremeyeceğiz derler. Ama Sayın Başbakanımız bunu söylemekle bizim gibi merkezlerin elini, bizim gibi araştırmacıların elini çok rahatlattı. Bizim bir sosyoloji bölümünde ekibimiz var, genç arkadaşlar. Onlar dil ve kültür çalışmak istiyorlardı. O zaman siz buradan başbakanımızın bir ilimizde bir üniversite demişti. Oraya doğru da gönüllülük var galiba anladığımız kadarıyla. Biz talibiz mi diyorsunuz? Biz evet şöyle diyoruz. Metinde şöyle yazıyor. Okuduğumuz metinde, dinlediğimizde de onu gördük. Bir ilimizde, bir üniversitede diyor. Aydın ilimizde Adnan Menderes Üniversitesi'nde Dil ve Kültür Enstitüsü, hatta bunu genişleterek diğer sosyal alanları da katarak bir enstitüye talibiz. Ama İlla Aydın'da olması gerekmiyor. Bu merkezin de illa Adnan Menderes'te, enstitünün de illa Adnan Menderes'te olması gerekmiyor. Biz buradan gerekli desteği de veririz diyorsunuz farklı yerde. Ben diğer konuğumuza geçeceğim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız, verdiğiniz bilgiler için. Diğer konuğumuza sevgili izleyiciler, Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Abdül Aydınız. Hoş geldiniz size yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz nasıl buluyorsunuz Başbakanımızın Roman vatandaşlarımıza yönelik açıklamalarını? Başbakanımız tabii ki 2009 yılından bu yana gayet güzel çalışmalar gösteriyor Roman vatandaşlarımız için. Şu anki çalışmalarımız da gayet hızlı ve güzel gidiyor. Şu anki çalışmalarından gayet memnunuz. Peki biz Roman kültürü denince, Roman dili deyince ne anlamamız gerekiyor? Nedir Roman kültürü? Biraz önce hocamıza da sormuştum. Genelde müzik ve eğlence geliyor ilk akla. Yani genelde hep öyle o şekilde biliniyor. Tabii Romanların kendilerine özgü böyle has sanatları da var. Sepetçilikle ilgili, işte kalaycılıkla ilgili. Sorunlardan biri herhalde istihdam olsa gerek. Tabii istihdam, tabii ki. Ama şu anda Başbakanımızın açıklamasından dolayı ve 2009 açılışından bu yana gayet insanlar artık rahatlıkla iş istihdamları açmaya yöneliyorlar.
Bu konulardan da çok memnunuz yani şu anda. Siz dernek başkanısınız. Hiç arkadaşlarla dün konuşabiliriz mi bu konuları? Diğer arkadaşlarınızın görüşlerini? Tabii ki devamlı telefon trafiğinin içerisindeyiz. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Herkes sevinçle karşılıyor. Memnunuz şu anda, çok çok memnunuz yani. Başbakanımıza buradan çok çok teşekkürler ediyoruz. Peki enstitüyle ilgili son olarak size de sorayım. Enstitüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Roman dili tabii ve kültürü araştırılacak enstitüde. Tabii ki enstitü açılmasında hocalarımızın burada roman kimliğinin araştırılması, eğitilmesi, ilgilenilmesi bizim açımızdan çok çok iyi olur. Yani başbakanımızın da açıklamasından bu yana biz çok çok memnunuz. Bugün hatta sabaha kadar uyuyamadık da diyebiliriz yani. Evet, artık bekleyiş olacak. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratikleşme paketinde açıkladığı en önemli başlıklardan biri de Roman vatandaşlarımıza yönelik düzenlemeler ve kurulması planlanan Roman Dili ve Kültür Enstitüsü'dü. Biz de gündem yayınımızda hala hazırda Roman vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmeye yönelik kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni konuştuk. Roman vatandaşlarımıza yapılacak düzenlemelerin başta onlar olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyoruz biz de buradan ve sözü tekrar sana bırakıyoruz Anda Özmen. Evet Yusuf Eser, Türkiye aslında bir kültür mozaiği. Elbette toplumun en renkli kesimlerinden romanların dil ve kültürlerine yönelik artık daha detaylı araştırmalar yapılıp belki sorunlar daha kolay ve çabuk aşılabilecek bu noktada. Paketten çıkan bu maddeyi de özel olarak değerlendirmiş olduk. Sayenizde teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Gündemi burada noktalayalım sayın seyirciler. Bizler saat başında yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.